biz aile ortamında çalışan bir takımız. Gerçekten öyleyiz. Psikolojik olarak çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Adapte olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi o fiziksel süreci tamamladığında eski Falcao'yu hem Galatasaray olarak hem de Türk futbol severler olarak tekrar seyredeceğimizi düşünüyorum. Transferler de yaptık ama bu üzerimizdeki ölü toprağını atmamız gerekiyor. Bu hafta bunun için çok önemliydi aslında, yani Sivas maçındaki 3 puan. Ama dediğim gibi istediğimiz olmadı. Bir Roma deplasmanı, daha sonra Beşiktaş deplasmanı, 2 tane çok sert maça çıkacağız. Bunlar da daha iyisini yapacağız. Yani ben bir daha bu kadar bu takımın kötü oynayacağını, bu oyuncuların bu kadar kötü oynayacağını hiçbir zaman inanmıyorum. Burada da oyun istediğimiz gibi gitmeye başlarken yine ikinci golü yedik. Arkasından üçüncü gol, oyun disiplininden kopma oldu ve o arada bir kırmızı kart. Önce rakip yapıyor, hakemin bunu kaçırmaması lazım. Ama benim oyuncumun da buna cevap sahanın içinde karşılıklı tepki vermemesi lazım. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Bizim hiçbir şeyden çekincemiz yok, korkumuz yok, bahanemiz yok. Özellikle bu hatalar sonrasında oyunu bırakmakla ilgili de asla böyle bir şeyin olmayacağını, olmaması gerektiğini altını çiziyorum. Bu da bizim bugün kaybettiğimizin kazanımıdır. Bir daha olmayacak. Ön tarafta bugün ilk tercih kullandığımız 2 tane oyuncumuz var. Bunları da zaman içerisinde belki çok daha iyi noktalara getireceğiz ama şu anki pozisyonda şartlar, yine söylüyorum, ne olursa olsun tutmamız gereken bir maç olmalıydı. Kötü oynadığımız anda da, rakibin pozisyon bulduğu anda da en azından bize puanı kaybettirecek gol yememeliydik ama bunu başaramadık. O anlamda üzgünüm.